Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ben yaptım. Ne kadar güzel yapmışsın. Aferin, çok beğendim. Teşekkür ederim. Siz de resim yapıyor musunuz? Maalesef ben senin kadar yetenekli olmadığım için resim yapamıyorum ama seninkiler çok güzel olmuş. Bu resmi de ben yaptım. Ay, yesinler seni. Ne kadar güzel yapmışsın ya resmi. Bayıldım yani. Ne kadar yeteneklisiniz hepiniz. Aferin, kutluyorum. Yalnız benim karnım acıktı ya. Bir şeyler yemeyecek miyiz? Tabii ki yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Hadi bakalım. General amca, general amca, Markus seni tek kurşunla vurunca, general amca, general amca, Markus seni bulunca ne yapacaksın? Ölüm sana gelince. Beni tanıdın mı? Kurtarmış. Markus.
Ya sen tek başına öleceksin general, ya da hepimiz öleceğiz. Öğretmenler, çocuklar, masumlar, herkes. Ya sen öleceksin, ya da herkes ölecek. Siz mi arıyorsunuz de Markus? Markus. Şimdi Ankara'da. Sen ne diyorsun be adam? Ne diyeceğim babay? Markus, Ankara'da diyorum işte. Plan ne peki? Ne bileyim albay. Adam ben yaptı ki. Komutanım. Allah kahretsin. Yusuf'cum benimle gel. Karargaha dönüş için Tugay'dan helikopter isteyelim hemen. Hadi. Emredersiniz komutan. Komutanım sanırım tatsız bir durum var. Yataklarınız tutuştu değil mi? Gidin bakayım yatışırsınız. Albay Kopuz. Assubay adı belli. Emredin komutanım. Assubay Gümüş yerinde değil mi oğlum? Komutanım, şu an Kutalmış Paşa ile birlikte öğretmenler günü etkinliği için bir ilkokuldalar. Kutalmış Paşa karargahta değil mi? Hayır komutanım. Tamam oğlum, beni dikkatli dinle. Şimdi Kutalmış Paşa'nın olduğu ilkokula hemen bir tim yönlendiriyoruz. Çünkü Markus'un Ankara'da olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca emniyet birimlerini bu konuda bilgilendiriyorsun. Emredersiniz komutanım. Kararını verdin mi Kutalmış? Hepimiz mi havaya uçalım? Yoksa sen kendini çocuklar için feda mı ediyorsun? Senin telefonun mu bu? Senin. Kim arıyorsa çok kötü bir zamanlaması var. Hadi çıkar şu telefonu da bu münasebetsiz kimmiş görelim. Şu an dediğimi yapmaktan başka şansın yok Kutalmış. Hadi çıkar şu telefonu. Tabii ki albay. Aç telefonu general. İyice meraklanmasın albayın. Bunu ikimiz de istemeyiz. Aç general. Ama ne konuştuğunuzu ben de duyacağım. Önce buradaki çocukları, öğretmenleri, tüm masumları serbest bırakacaksın. Şu anda pazarlık yapacak durumda değilsin general. Aç şunu.
komiserim. Dinliyorum albayım. Velid'den aldığımız bilgiye göre Markus Ankara'da. Öyle mi? Evet komiserim. Öğretmenler Günü'yle ilgili bir kutlamada olduğunuzu biliyorum. Markus bugünkü programınızı öğrenmiş olabilir. Burada merak edilecek bir şey yok. Burada her şey emniyetimiz altında. Sadece ortam biraz kalabalık. Ben daha sonra seni arayayım oğlum. Demek Velid senin albayına yakalanmış. Vah vah, ne yazık. Neyse, biz işimize dönelim. Şimdi çocukların ve öğretmenlerin çıkmasına izin vereceksin. Sanırım bu tercihini yaptığın anlamına geliyor general. Çok yüce gönüllü bir davranış. Çocuklara kıyamam diyorsun yani. Bahçedeki etkinliğimiz başladı sayın komutanım. Ha. Teşekkür ederim. Geliyorum. Ufak bir işim var. Siz devam edin. Komutanım. Abi önemli telefon görüşmesi yapacağım. Burada hiç kimse kalmasın Sedat. Emredersiniz komutanım. Aferin general. Selçuk, İlyas, şu içerideki şerefsizi paketleyin. Emredersiniz komutanım. Yüzbaş mı şimdi bu? Markus denen herif Ankara'da mı? Öyle görünüyor Bahtiyar. Komutanım herif tam manyak çıktı. Adamdaki cesarete bak. Ankara'ya gidiyor. Adam şuursuz komutanım. Neyine güvenip gidiyorsa Ankara'ya. Öyle deme Candaş. Bu adamın telefon mevzusunda ne yaptığını gördük. Her şey beklenir bu şerefsizden. Doğru söylüyorsun babuş. Bu adam tam bir şerefsiz. Havalar bu. Şerefsiz. Büyük bir iş planlıyor. Kesin büyük bir şey planlıyor. Komutanım, bu hedef Kutalmış Paşa olmasın? Yani ne bileyim, daha önceki eylemlerinde de dolaylı da olsa birçok kez Kutalmış Paşa'yı hedef aldı. Kopuz Albay Kutalmış Paşa ile konuştu Şidem. Olağanüstü herhangi bir durum yok şu an. Ama biz yine de emniyet birimlerini harekete geçirdik. Yüzbaşı. Emredin komutan. Hazır mıyız? Hazırız komutan. Helikopterler gelmek üzere. Thank you.
Geç. Geç şöyle yürü. Yürü 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 yürü. Yürü. Geç 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 geç. Ya tamam. Ha? Sonunda baş başa kalabildik general. Demek senin adamların hala kırsaldalar ha? Bir de Velid'i yakalamışlar, konuşturmuşlar. Büyük başarı. Bravo. Şimdi onlar beni de yakalayacaklarını düşünüyorlardır değil mi? Merak etme Markus. Çok kısa süre içinde o da olacak. Ama sen o günleri göremeyeceksin general. Çok yazık. Adamların demişken şu iki yüzbaşı geldi aklıma. O ikisi de yemekten anlamıyor biliyor musun? Ne diyorsun sen ya? Kıbrıs'ta onlara mükemmel bir sofra hazırladım. Tadına bile bakmadılar. Ve sofra adabı konusunda kültürleri yok. Sahi, harp okulunda size bu tür şeyler öğretmiyorlar mıydı? Sen ne demeye çalışıyorsun be adam? Seni öldüreceğim demeye çalışıyorum general. Sadece önce biraz sohbet edelim, geçmişi yad edelim diye düşündüm. Ne geçmişi? Geçmişe baktığında beni bulamadın. Ha general? Kutalmış Paşa içeriden çıkmadı mı be? Bir telefon görüşmesi yapıyor Doğan. Gel de birazdan. Bir de yakından bak istersen. Şimdi seni tanımam mı gerekiyor? Bir sürü psikopattan birisin. Yaşlanmışsın. Hafızan zayıflamış, kutalmış. 1996 yılında Gabar'da. Sen sanırım o zamanlar yüzbaşıydın. Ben de gençtim hızlı zamanlarımda. Bizi bir geçitte sıkıştırdınız. Telsiz de epey posta koyduğunu hatırlıyorum. Sesin hala kulaklarımda. Bütün adamları öldürüldü. Ben senin kurşununla yaralandım. Yaralandım ama 1996'daki o günden beri yaşadığım her gün keşke ölseydim diye düşünerek yaşadım. Senin vurduğunu nereden biliyorum? Telsizde adamlarını sonuncuyu geberttim diyordun. Hava atıyordun. İşte o sonuncu benim. Ölmedim. Ama ölmekten daha beterini yaşadım. Hatırlıyor musun? Lanet olası! Hatırlıyor musun? Canını yaktığım için çok sevinçliyim ama aslında kafanı kopartmam gerekirmiş. Yaşadığın için mutlu olman gerekmiyor mu? Defolup gitseydin ya. Bu patolojik saplantının nedeni ne? Ben. Söylesene. Sen. Söylesene şerefsiz. Sen ne? Benim en kıymetli şeyimi aldın. Beni en olmayacak yerimden vurdun. 1996'daki o geceden beri hayatımda hiç kadın yok. Hiç kadın yok! Hiçbir şeyim yok! Şimdi seni parçalara ayırmam gerekiyor, general.
iyi nişan almışım. Zaten hep iyi ateş ederim. Ve doğru yapmışım. Neden biliyor musun? Senin gibi bir psikopatın DNA'larının bir başka kuşağa geçmesine engel olmuşum. Bu dünyaya yapılmış çok büyük bir iyilik değil mi? Kes sesini! Kutalmış. Şimdi o kurşunun bedelini ödeyeceksin. Aldınız lan albay. Yemin ediyorum. Çeneni kapat. Yoksa 2000 fitten kanatsız uçmayı öğretirim lan sana. Kızma yüzbaşı. Ankara'dan haber var mı diye soracaktım albayına. Ne diyorsun lan? Şededirim yok. Merkus Ankara'da. Gezmeye gitmedi herhalde. Lan lafı geveleyip durma başlığı toprağa çeker alırım ayağını atıdan. Hazırım. Lafı ağzında geveleme. Yemin ediyorum buradan aşağı atarım seni yerden. Valayla kızırlar. Geveledikim valay yok bir şey. Bildiğimden değil ya. Lan! Öylesine sordum. Yüzbaşı sen de kızıyorsun hemen ya. Ne oldu? Her şeyinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben bir de ona bakıp geleceğim. Tamam doktor. Müsaadenizle. Tabii, ne demek. Aslı Bey'im Doğan nerede? Lavaboya gitti herhalde kapı. Herhalde. Allah Allah. Kutalmış Paşa nerede ki ya? Bir şey düşün Doğan. Bir şey yapman lazım oğlum. Son duanı et general. Kutalmış Paşa'nın da işi uzadı. Evet komutanım ben gidip bakayım. Tamam aslanım. Canım
pahasına bile olsa canımı ortaya koyacağım. Komutanı koruyacağım. Komutanı koruyacağım. Komutanı koruyacağım, komutanım. Bizimkiler değil mi komutan? Bizimkiler değil mi komutan? Komutanım bizimkiler değil. Nasıl? Bizimkiler... Bizimkiler değil. Şans yok. Şans yok, şans. Buraya kadarmış, bittim ben ya. Lan sus. Ben ya. Sus lan sus. Sus. Üç şey yapacaksın. Üç şey. Anladın mı üç şey? Üç şey komutanım, üç şey. Üç şey yapacaksın. Birincisi tüfeğini bul. Tüfeğini bulacağım. İkincisi bayram başçavuşu. Suratını yıka, bir şey yap. Kendine gelmesini sağla, anladın mı? Bayram başçavuşu uyandıracağım. Uyandıracağım. Üç. Üç de komutanım, üç de. Albayı güvenli bölgeye çek. Tamam mı? Tamam. Canım pahasına olursa bile canını ortaya koy. Odun koru. Anladın mı? Albayı koru. Anladım komutanım. Anladım. Git onu koru. Anladım. Git koru. Anladım komutanım. Albayı koru. Albayı koru. O gün bugünmüş. Patlayacaksınız. Kurtul ondan. Hadi bas lan butonu. Bas da bas da butonu. Bas butonu. Sen gel hele. Komutanım. Bas da dünyadan bir pislik daha kaybolsun. Bas butona, bas da. Kimsesin? Komutanım. Komutanım, camdan uzak dur. Dur. Dur dedim. Dur. Üstünde bomba var. Bırak. Çabuk git. Bütün sivillerini tahliye edin. Hemen. Basacaksın, öleceksin oğlum. Birlikte öleceğiz lan. Birlikte öleceğiz lan. Bas. Let's go. Acele et. Doğan, ayrıl ondan. Ayrıl. Komutanım. Markus şu an burada. Ve canlı bombayı ele giymiş. Ne? Evet komutanım. Şu an Doğan'la okulun arka tarafındalar. Kurtulmuş paşa? İçeride komutanım. Öncelikle sivilleri ve çocukları okulun bahçesinden uzaklaştırmamızı emretti komutanım. Tamam. Teğmenim, siz kurtulmuş paşayı emniyete alın. Emredersiniz komutanım. Siz hemen benimle gelin. Siz de çevre güvenliğini alıp aracı emniyetli bire çekin. Koş. Başak, sen de müdürle konuş. Kimseyi paniğe sevk etmeden okulun tahliyesini yapın hemen. Tabii, emredersiniz komutanım. Sedat, sen de benimle gel. Emredersin. Müdür hanım. Yani buyurun, öğrencileri derhal evlerine göndermemiz lazım. Okulda kapsamlı bir öğrenme tanımı yapmalarını falan. O butona batacaksın oğlum. Hadi lan. Hadi lan. Hadi hadi, çabuk çabuk. Hadi. Alın şunları, alın. Ben. Hadi. Al şu kamerayı, çabuk gidelim oğlum. Buradan. Bırakmayacağım oğlum, öleceğiz birlikte. Hadi. Öleceğiz. Ne yapıyorsunuz? Bırakın çocuğu. Bırakma oğlum sen. Bırak lan. Lan bırak. Çabuk çabuk. Bırak. Lan bırak. Mehmetçiyim lan ben. El, el. Lan. Çeneni de. Bir ara. Sok şu salağı içeri. Hadi hadi çabuk. Komutanım, iyi misiniz? Doğan'ı götürüyorlar. Sakın ateş etme. Arabada bomba var. Kimse ateş etmesin. Silahlar kaldırın ortadan. Sedat, ateş etmeyin. Arabada bomba var. Ateş etme. Peşine düşün hemen. Hadi. Komutanım, sizi güvenli bir yere almamız lazım. Benim için kendini feda et. O çocuk feda etti kendini. Komutanım, bu taraftan. Hadi çocuklar. Hadi.
Hanım ne oluyor? Doğan'ı almışlar Başak, bir catering aracı. Biz de peşinden çıkıyoruz. Sen de hemen Kutalmış Paşa'dan ayrıntıları öğren, emniyete bilgi ver. Emredersiniz komiserim. Ne oluyor? Tut şunu. Lan ne oluyor? Lan bırak. Bıraksana lan beni. Lan bırak. Sus durun şu. Bütün planımı alt üst etti. He? Lan camdan uçarken öyle demiyordun Hazerfen. Sus durun şunu artık. Lan ne? Seni zekamla döverim oğlum. Ben zekamla döverim. Sen dur. Senin ben var ya. Hadi sen de çıkar şunu artık, sıkıldım. Tamam, bomba etkisiz hale geldi. Çıkartabilirsin. Şu araçtan bir an önce kurtulmamız lazım Sara. Az kaldı Markus. Sakin ol. O generali öldürmeme şu kadar kalmıştı. Şu kadar kalmıştı! Sonra mı çıktı ortaya? Allah kahretsin! O çocuğun yerinde benim olmam gerekiyordu komutanım. Doğan'ın yerinde benim olmam gerekiyordu. Kutalmış Paşa'yı benim kurtarmam gerekiyordu komutanım. Kendini suçlamaz subayım. Ortada bir ihmal varsa bu hepimizin suçu. Şimdi biz dikkatimizi verelim ve gözümüzü dört açalım. Şu aracı bir an önce bulalım. Komutanım, Doğan canlı bombanın üzerine atladı. Evet, düşüncesizce, saçma bir hareket ama komutanım... Doğan ölüme atladı. Kutalmış Paşa için ölüme atladı komutanım. Şuradan dön de ana yola kadar çıkalım hadi. Emredersiniz komutanım. Öğrencileri Elvan'a gönderelim. Okulda kapsamlı bir arama tarama yapmadan içeri kimseyi alamayız. Tabii bu da biraz zaman alır. Lütfen buradan uzaklaşalım şimdi. Tamam. Hadi merak lütfen biraz hızlı olalım. Komutanım. Evet. Karargaha intikaliniz hazır. Bırak şimdi. Emniyetle irtibata geçtiniz mi? Evet komutanım. Araç plaka bilgilerini geçtik. Buraya da bir bomba arama ekibi gönderiyorlar. Sedat lafında üstlenmeden haber var mı? Hayır komutanım. Ah be çocuk ya. Ah be çocuk. Niye yaptın böyle bir şeyi? Oğlum niye yaptın böyle bir şeyi ya? Çabuk.
Müstemin'im. Komutanım yok. Araca dair hiçbir ize rastlamadık. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı taradık ama yok. Bu çocuğu bulmam lazım. Bu çocuğu hemen bulmamız lazım. Ah. Komutanım, sizin burada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Güvenliğiniz açısından karargaha dönmeniz lazım komutanım. Komiserim. Generalim, biz araçla ilgili detayları Başak Asubay'dan aldık. Bütün birimlerimize bilgi geçildi. Sürekli irtibatta olacağız sizinle. Hiçbir şeyi gözden kaçırmayalım. Benim o askerim çok önemli. Siz merak etmeyin generalim. Teşekkür ederim. Karargaha geçelim. Düşünüyorsun? Bunların bu adı almışlıklarını bir türlü anlamıyorum Sara. Güç değil, mevki değil, para değil. Niye bir insan için ölmeye göze alırsın ki? Tuhaf. Çok tuhaf. Sorumun cevabı bu değil Markus. Ne yapacağız bununla? Öldürüp bir kenara atacağız, bu ne işimize yarar ki? Asker değil mi bu? Evet. Bence öldürmek için acele etmeyelim. Belki işimize yarayacak bir şeyler buluruz. Bunları aldım ben de. Otururken beraber sararız Akkız Hanım. İyi, hadi bakalım yapalım onları. Pek de dolaşıkmış bunlar. Şimdiki iplah hep böyle naylon Selva Hanım. Hiç güzel pamuk ip kalmadı biliyor musun? Biz eskiden köyde koyunları kırkınca yünlerini bir güzel böyle yıkar tarar, eğirirdik kirmenle. Sonra da 5 şişinden çorap örerdik. Karda kışta ayağına geçir. Vallahi çok iyi gelirdi. Hiç üşümezdi ayakları insanın. Doğru söylüyorsunuz vallahi. Akkız Hanım, benim annem de köyden böyle örüp örüp çocuklara yollardı. O rahmetli olunca kaldık bu naylonlara işte. Akkız Hanım, kış geliyor. Bizim çocuklara da birer çift örsek mi? Ay ne güzel olur değil mi? Ay naylon maylon, o penyelerden iyidir. Sıcacık tutar ayaklarını. Vallahi pek güzel aklına geldi, çok iyi olur. Hatta bütün arkadaşlarına örüverelim, değil mi? Hatta o gara olana da örelim bir çift. Doğan'a mı? He ya, o bana pek bir gariban geldi böyle. Öksüz mü? Şey aslında biraz öyle vallahi. Albay İbrahim Bey yanına aldı onu. Askerliği bitince sözleşmeli er yaptılar onu. Ne iyi etmiş, Allah razı olsun. Çok iyi çocuk. Azıcık çenesi düşük ama cin gibi maşallah. Cin gibi, cin gibi. Ay Doğan demişken yaramaz. Ne zamandır açıp da bana bir havadis vermiyor vallahi. Havadis mi, niye? Ayol, Akkız Hanım ben onu hafiye tuttum kendime. Hafiye mi? Niye ki? Bizim Kaan Ofun'da araları nasıl? Çay içiyorlar mı? Görüşüyorlar mı? Araları nasıl? Hep o havadis veriyor bana. Dur ben şunu bir arayayım ayol. Buradan mı geliyor telefon sesi? Gerizekalılar üstünü aramadınız mı? Ne biçim iş yapıyorsunuz? Ver telefonu. Selver teyze arıyor. Bayılırım teyzelere. Alo? Doğan, çocuğum sen misin? Ha, merhaba teyzeciğim. Ben Doğan'ın bir arkadaşıyım. Askerim ben de. Doğan şu anda meşgul de. Ben bakayım dedim telefona.
Kim arıyordu acaba? Ben Selver. Kaan'ın annesi. Kaan, yüzbaşı Kaan Bozoğ'un annesiyim ben çocuğum. Doğan orada mı? Arkadaşıymış. Kaan Yüzbaşı'nın annesisiniz demek. Memnun oldum Selver teyzeciğim. Evet yavrum. Oralardaysa bir seslenir istersen. Yok teyzeciğim şu an müsait değil. Bir notunuz varsa ben alayım. Yok, müsait olunca beni bir arasın çocuğum. Tamam teyzeciğim, ben iletirim Selver teyzeciğim. Selva Hanım, niye sen oğlunun soyunu sopunu bilmediğin tanımadığın insana söylüyorsun? Ha? Bizim onlar hakkında konuşmamız yasak değil mi? Devlet işi yapmıyorlar mı onlar Selva Hanım? Sır değil mi? Ay, doğru söylüyorsun Hakkı Hanım. Doğan'ın arkadaşıyım deyince boş bulundum ben de. Ay bir Doğan telefonunu falan çaldırmış olmasın. Hay Allah, benim torun uyandı. Ben hemen gidip bakayım. Hay Allah, ne yaptım ben ayol? Sanırım biraz evvel yüzbaşılardan birinin annesiyle görüştüm Sara. İnanabiliyor musun? Yüzbaşı Kaan Bozok'un annesiyle. Kader bazen gerçekten de ağlarını örüyor. Selver teyze. Çok güzel. Çok güzel. Emniyetten bir haber geldi. Hayır komutanım. Kılıç timi ve Turan timini getiren helikopterler piste inmek üzere. Kızım Kopuz Alba'ya haber ver. Hemen harekat merkezine gelsin. Emredersiniz komutanım. Başlıyorum. Sorgu için verildi teslimatım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Asubayım. Kurtarmış paşası harekat merkezinde bekliyor. Tamam, şu üstündekileri çıkarayım, geliyorum. Komutanım, acil bir durum. Tamam. Helal. Üsteğmen. Ne oluyor? Üsteğmen, ne oluyor? Kutalmış Paşa'ya bir suikast girişimi yapıldı komutanım. Ne? Ve bu suikastı engelleyen Doğan şu an Markus'un elinde. Doğan. Bizim bayındır mı? Doğan nasıl Markus'un elinde? Üsteğmen, Funda. Doğan nasıl Markus'un elinde ya? Funda baba, bir tane anlatsana bize şunu, ne oluyor? Evladım, Doğan'ın telefon bilgilerini emniyete geçtik mi? Evet komutanım, geçildi. Doğan mı? Gel Kopuz. Komutanım, Doğan dediniz sanırım. Markus bugün bana bir suikast girişiminde bulundu. Ne diyorsunuz? Evet, ben o sırada telefonda seninle öyle konuşmak zorundaydım. Çünkü çocukların hayatı söz konusuydu. Ve bu suikastı Doğan engelledi. Doğan. Evet. Canlı bomba yeleği giymiş olan Markus'un üzerine gözünü kırpmadan atladı beni kurtarmak için. Komiserim, yoksa Doğan... Yok. Doğan yaşıyor ya da son gördüğümde öyleydi ama ne yazık ki Markus'un elinde. Markus'un elinde? Evet. Bütün emniyet teyakkuzda. Doğan'ı onun elinden almak için her türlü girişimde bulunuyorlar.
izninizle. Şu anda şimdi öteceksin bana. Bana bak Ferit. Konuştum, konuştum. Konuşmazsan seni doğduğuna pişman ederim. Beni Haydar Yüzbaşı'ya ver diye yalvartırım seni. Anladın mı beni? Ben ha, bu şey yapamazsın. He? Haklarım var. Yasal savunma istiyorum. Savunma Doğan'ı Ankara'da nereye götürdü Markus? Söyle! Bilmiyorum kurtarın beni. Ankara'daki bütün bağlantılarını, kimle konuştuğunu, kimle temas ettiğini, yola yürürken kime çarptığını herkese anlatacaksın. Herkesi. Dubai, ben burada kimseyi tanımam. Adamın Ankara'daki bağlantılarını nereden bileyim ya? Eğer Markus Doğan'a bir şey yaparsa... Bırak. Senin parçanı bile bulamazlar Velid. Bırak. Markus'la ilgili her şeyi istiyorum. Yediği yemeği, bırak. Yattığı yeri, içtiği suyu, her şeyi. Bırak. Bırak lan. Kopuz. Bırak adamı. Komutanım, bu adam ya konuşacak ya da geberteceğim. Tamam. Konuş. 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 Söyle o zaman. Konuş. Sara. Sara mı? Sara mı? Merkuz. Sara diye bir karıyla geldi Ankara'ya. Başka da bir şey bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ya. Astsubayım. Komutanım, Markus irtibat kurdu. Görüntülü arıyor. Gelin ben. Oturun. Bağlantıyı kur kızım. Emredersiniz komutanım. Bütün sevdiklerim bir arada. Ay çok güzel. Beni çok seviyorsunuz değil mi? Ha? Benim hasretime dayanamıyorsunuz değil mi? Görüşmeye nasılsınız bakalım? Lafı uzatma. Bu askerimi hemen geri vereceksin. Aa, biz onunla çoktan tanıştık. Doğan'ın cesedini demek istiyorsun herhalde general. Ne? Komutan ne diyor? Nasıl ya? Hayır. Hayır, hayır. Sana söylüyorum. Neden bahsediyorsun? Bu surat ifadenizi görmeye bayılıyorum. Çok iyi. Henüz öldürmedim. Ama öldüreceğim. Allah'ın belası bizlik. Ha, bu arada Veli'nin sizde olduğunu biliyorum. Ona istediğinizi yapabilirsiniz. Umurumda değil. Aç gözlü, para göz, gerizekalı, vizyonsuz herifin teki zaten. Çok sıkılmıştım ben ondan. Hadi bakalım. Size iyi günler dilerim. Öptüm. Bye. Thank you.
Bu adam hiç hesapta yoktu. Asker işi sıkı tutacaktır. Sen bize yeni bir mekan bul Sara. Vakit kaybetmeyelim. Tamam. İşiniz bittiyse çıkalım hadi. Tamamdır. Çok dikkatli ol. Sen merak etme. Asubayım, bu daha önce Seyfi'den alınan istihbaratla Velid'in söylediği isim örtüşüyor. Bu Sara denen kadını araştırma konusunda ne durumdayız? Bak, Velid de aynı kadından bahsetti. Markus'a bu kadın üzerinden ulaşabiliriz. Başak, emniyetten bilgi geçmediler mi hala? Tekrar ispat kuralım. Albayım. Markus'un bağlantı kurduğu telefon. Sinyali tespit edebildik mi? Uydu üzerinden bağlantı kurmuş sanırım komutanım. Takip sorunsuz. Başka bir yolu olmalı. Kopuz, biraz sakin olalım, olur mu? Komutanım, zamanımız yok. Zaman harcayamayız. Yoksa bu manyak Doğan'ı... Doğan'ı... Evlat. Siz hazırlıklarınızı tamamlayın ve benden emir bekleyin. Tim hiçbir yere ayrılmasın. Emredersiniz. Kızım, şu Sara denilen kadını araştırma işini hızlandır. Tabii, emredersiniz komutanım. Kopuz, biz de çıkıp biraz hava alsak iyi olacak. Komutanım, izin verirseniz ben buradan takip etmek istiyorum. Albayım. Komutanım. Çıkalım ve hava alalım. Bu ikimize de iyi gelecek. Otursana Kopuz. Bak Kopuz. Doğan bugün benim hayatımı kurtarmak için canlı bombanın üstüne atladı. O yiğit bir Mehmetçik. Az bir çocuk o. Ve biz onu mutlaka geri alacağız. Ama önce sakin olup sağlıklı kararlar vermeliyiz. Doğan'ı ilk gördüğümde bir sınır tugayındaydı komutanım. Sürekli problem çıkardığı için askerliğe uzayan, eline silah bile verilmeyen kayıp bir asker. Sonra beraber bir helikoptere bindik. Helikopter düştüğünde bir baktım bu deli çocuğun eline bir silah vermişler. Canını ortaya koyup bizi kurtarmaya çalışıyor. Bambaşka biri gibiydi sanki. Gözlerinden ateş fışkırıyordu. Acemi ama mangal gibi bir yürek. Onun annesi babası yok komutanım. Onun hiç kimsesi yok. Burası onun evi, ailesi, her şeyi. Atım gibi eminim ki bugün yaptıklarından zerre pişman değildir komutanım. O çocuk deli, gözü kara, geveze, boş boğaz ama o çocuk bize emanet komutanım. O çocuk bana emanet. Ve ben şimdi o çocuğu bu şerefsizin elinden alamazsam
Benim komutanlığım neye yarar? Ben bir Mehmetçiyi koruyamıyorsam ben neye yararım komutanım? Rahat. Kan ve Haydar Yüzbaş'tan haberi var mı? Onlar Kopuz Albay'ın yanına gittiler komutanım. Henüz bir şey öğrenemedik. Biz de bekliyoruz. Doğru. Bekliyoruz. Biz yine bekliyoruz komutanım. Biz yine bekliyoruz. Doğan'ı o canavarın elinden kurtaracak mıyız onu bile bilmiyoruz. Ya şu anda Doğan yaşıyor mu yaşamıyor mu onu bile bilmiyoruz komutanım. Markus bizim canımızı daha ne kadar acıtacak komutanım ha? Biz buna daha ne kadar izin vereceğiz komutanım? Çiğdem. Komutanım. Doğan ya. Doğan işte. Bizim Doğan. Susmak nedir bilmeyen. Çenesi düşük. Yediğimize içtiğimize karışan. Bildiği, bilmediği her konuda fikir yürüten. Her şeyi öğrenmeye çalışan. Ya bizim yüzümüz birazcık gölgelense etrafımızda dört dönen Doğan. Mehmetçik komutanım. Mehmetçik. Ya bu Allah'ın cezası adam. Bu çocukcağızdan ne istedi komutanım? Söyler misiniz ne istedi bizim Doğan'dan? Çiğdem. Özür dilerim. Özür dilerim. Bak. Doğan olmasaydı Kutalmış Paşa şu an yaşamıyor olabilirdi. Hepimiz oradaydık. Ama onu koruyan Doğan oldu. Çiğdem o çok iyi bir asker. Markus irtibata geçti. Doğan hayatta. En azından onu biliyoruz şimdilik. Şimdi ne yapacağız komutanım? Araştırmaya devam ediliyor İlyas. Operasyon için emir bekleyeceğiz. Şükürler olsun. Babalar bu şerefsiz. Doğan'a bir şey yaparsa... İnşallah geç kalmayız. İnşallah. İnşallah. Şeytan. Tövbe bismillah. Bilemedin asker. Azrail. Sen misin lan Azrail? Senin ölüm meleğin. Ama sen istersen şeytan diyebilirsin. İzin verdim. Lan ben senden ne izin alacağım lan? Sen kimsin ben senden izin alacağım? Lan bak hele bak. Sen çözsene şu ipleri. Çöz. Hadi. Hadi yiyorsa çöz de şu ipleri. Ben sana göstereyim Hanya'yı Konya'yı o zaman. Heyecanlı bir çocuk. Çok severim heyecanlı tipleri. Allah aşkına. Çok mu seviyor? Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Hakikaten acaba sen neyin kafasını yaşıyorsun manyak? Psikopat. Psikolojik deli. Nereye getirdiniz oğlum siz beni? Ha? Markus. Bak. Sana şu kadarını söylüyorum. Seni çoktan peşine düşmüşlerdir ha. Uyandırayım yani. Bu güzel mutlu mesut günlerinin bitmesi yakındır. Ayık ol. Ya. Ne gülüyorsun? Gül, gül. Gül lan, gül. Son gülen iyi güler ama. Bu nasıl bir organizma ya? Ha?
Gel. Komutanım, veri tabanında sarı adında 3 kadın terörist belirlendi. Kadınların bir tanesi ölmüş, diğer ikisi izini kaybettirmiş komutanım. Komutanım, kadınlardan bir tanesi sizin tarifiniz doğrultusunda çizilen robotu esme benziyor. Oturun. İşte bu. Yukarıdaki sarışın bana ateş eden oydu. Assubayım, bu kadının fotoğraflarını hemen emniyet birimleriyle paylaşalım. Emredersiniz komutanım. Assubay Başak Gümüş. Tamam, anlaşıldı. Teşekkürler. Komutanım, Doğan'ın kaçırıldığı araç, telefonundan alınan sinyalin takibiyle bir depoda terk edilmiş halde bulunmuş komutanım. Emniyet sonrasında teröristlerin başka bir araçla yola devam ettiklerini düşünüyor. Ayrıca Doğan'ın telefonundan alınan sinyal çevre yolu üzerinde kesilmiş komutanım. Söyle çocuğum. Müsaade ederseniz sizinle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Söyle. Gel bakalım. Evet, nedir o? Komutanım, ben sizin emir asubaylığınız görevimden azlemi istiyorum. Azlemi mi istiyorsun? Neden çıktı ya? Bugün olanlar komutanım. Hı. Her şeyin sorumlusu benim. Ben sizi koruyamadım komutanım. Sizin tehdit altında olduğunuzu anlamam gerekirdi. Sizi yalnız bırakmamalıydım komutanım. Komutanım, ben bu göreve uygun değilim. Doğan benim yapmam gerekeni yaptı komutanım. Sizi canı pahasına korudu. Şu an onun yerinde benim olmam gerekiyordu komutanım. Komutanım, eğer Doğan'a bir şey olursa... Bak evlat, ben nereye, sen oraya. Bugün ben emir verdiğim için sen orada değildin. Yoksa beni korumak için nasıl fedakarca görev yaptığını ve yapacağını biliyorum. Kafamdan bu tür düşünceleri çıkart. Ayrıca merak etme. Biz Doğan'ı da kısa sürede alırız. Kutu. Şimdi dışarı çık ve biraz hava al bakalım. Sedat, Doğan. Bu adammışlık olduğu sürece dünyanın en güçlü ordusu Türk ordusu.
en güçlü ordusu. Ya biz burada daha ne kadar bekleyeceğiz? Doğan Ankara'da bir yerlerde. Biz burada böyle elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Delireceğim. Ya gerçekten delireceğim. Çiğdem sakin ol biraz. Özür dilerim komutanım. Kolay bir iş değilmiş bu Hakkı Hanım. Selvi Hanım, boş şişi sahiline alacağım böyle. Ama beş bu şiş da birden kullanamayız. Nasıl kullanamam kızım? Bir... Ha, bak, bak. Göreceğim. Sana yaptıracak şimdi. Doğan arıyor galiba. Hadi, al bakayım eline şişi. Ben çözdüm ya. Doğan çocuğum. Benim anne. Kaan arıyor. Döndüler galiba. Hadi bak. Döndünüz mü yavrum? Döndük annem, döndük. İyi misiniz? İyiyiz yavrum. Oturuyoruz işte hep beraber. Hakkı Hanım falan. Siz nasılsınız yavrum? Her şey yolunda mı? Yolunda annem. Hepimiz iyiyiz. Merak etme. Ben de bugün sizden haber çıkmayınca Doğan'ı aradım. Bir arkadaşı çıktı. O da sizi arar dedi. Ama bu vakitte oldu. Hala aramadı yavrum. Arkadaşım açtı anne telefonu. Evet. Sen Doğan'ı ne zaman aradın anne? Öğlen vakti aradım çocuğum. Arkadaşı kimmiş peki? Bilmem. Doğan orada yanında yok mu? Ona sorsana çocuğu. Burada anne, burada. Ben sorarım ona, tamam. Bak biz karargâhta kalacağız bugün. Hakkı teyzeye de söylersin. Haydar da burada zaten. Çok selam var onun da. Selam söylüyorlarmış. Çok fazla gerekmedikçe sokağa çıkmayın, oldu mu annem? Sokağa çıkmayalım mı? Kötü bir durum mu var çocuğum? Hadi dikkat edin annem kendinize. Ben ararım sizi tekrar. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Ufuk baba. Ne oldu Doğan falan dedin? Abi. Annem. Bugün Doğan'ın telefonundan sanırım Markus denen şerefsizle konuşmuş ya. Allah Allah. Ne söylüyor Kaan Selvi Hanım? Ne olmuş? Gerekmedikçe sokağa çıkmayın dedi. Allah Allah. Nasıl ya bu? Ne demek yani? Bir sebep söylemedi mi? Ay ne bileyim. Doğan'ın telefonuna arkadaşının çıktığını söylediğimden beri bir sürü soru sordu. Doğan'ın arkadaşı kim ki acaba? Söylemiyorlar. Doğan'ın başına bir şey geldi. Söylemiyorlar. Gel başına. Anneciğim tamam, hayır, kötü düşünme hemen. Lütfen. Daha bilmiyoruz yani ne olduğunu, değil mi? Ay Gökçen annen doğru söylüyor vallahi. Size belli etmek istemedim ama Doğan'ı aradığımdan beri içime bir şey oturdu. Ay bu çocuk hiç böyle cevap vermezlik etmezdi. İlla ki bana dönerdi. Ay ben bir daha arayacağım bunu. Ara ara. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Telefona ulaşılamıyor. Allah Allah. Thank you.
Biliyorsun sen gerçekten çok safsın. Telefonu üzerinde bırakacak kadar salak olduğumuzu düşünebildiğine göre. Ah! Telefon demişken aklıma geldi. Sana söyledim mi? Selver teyze seni aradı. Söylemedin. Selver annemi aradı. Aha. Sana çok selam söyledi. Aleykümselam. Ne dedi oğlum kadın? Ha? Ne dedi? Ha. Sana çok selam söyledi. Aleykümselam. Tabii sen o sırada derin ve güzel bir uykuda olduğun için onunla ben konuştum. Çok tatlı bir kadın. Selver teyze. Sesini çok sevdim. Hani böyle pandispanya gibi yumuşacık, ramboğazlı pasta gibi tatlı duygulara kapıldım. Hani şu sürekli örgü örerken insana huzur ve güven veren teyzelerden. Keşke benim teyzem olsaydı. Sus lan. Selver annemin adını ağzına alma bak sen. Sakın adını ağzına alma. Bana bak lan, sen ne söyledin kadıncağıza? Ha? Ne söyledin kadına? Ne demiştim ya? Ha, seni aratacağımı söyledim. Ha. Ama tabii ne sen onu arayabilirsin ne de o seni arayabilir. Niye? Çünkü telefonunu kırdım. Hadi lan. Kırmak zorunda kaldım. Hadi lan. Benim telefonum mu? Sen benim telefonumu mu kırdın? Hakikaten mi? Senin Allah belanı versin be. Senin Allah bin türlü belanı versin be. Oğlum onu bana Selver anne almıştı lan. Ah, gerçekten mi? Bilseydim kırmazdım. Ulan oğlum ne istedin benim telefonumdan be? Ha? Ne istedin oğlum telefonumdan? Telefonun ne günahı vardı? O telefon benim canımdı lan. Ben ona gözüm gibi bakıyordum. Üzerinde onun bir çizik bile yoktu. Çiziği bırak, toz bile yoktu. Etinden tırnağımdan attırdım. Ben ona gittim, ekran koruyucusu aldım. Kılıf aldım. Ah be, ah be. Ulan duygusal bağım vardı benim o telefonla. O telefon benim sıfatımı görür görmez kilidini açıyordu be. Duygusal bağ kurmuştum, beni sahiplenmişti, saymıştı. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun, Allah belanı versin. 80 megapiksellik kamerası olan telefonu ben nasıl kaybettim diyeceğim. Nasıl kırdım diyeceğim Selver anneye. Kadın belki onun daha hala taksitini ödüyor lan. Puh! Puh! Allah belanı versin senin, yazıklar olsun be. Hayvan herif. Hayvan herif. Hayvan herif. Ben kendimi psikopat zannederdim de sen benden daha psikopatsın. Enteresan. Neyse. Yüksek sanatıma resimle devam edeceğim. Sessizlik lütfen. Şimdi acaba natürmort mu yapsam yoksa sürrealist mi çalışsam? Ya da portre mi çalışsam? Ne diyorsun oğlum, değişik. Zaten telefonu kırmışsın, ne diyorsun sen? Tamam, anlaşıldı. Komutanım. Emniyetten Sara adlı teröristin güvenlik kameralarına takılan görüntüleri geldi. Sara burada, Ankara'da komutanım. Görelim bakalım. En son girdiği yer. Eski bir pasaj komutanım. Pasajda güvenlik kamerası olmadığı için orada biriyle mi görüştü bilinmiyor. Pasajdakiler şu an emniyet tarafından sorgulanıyor. Aracın plakası da takip alındı komutanım. Araç en son Konya yolu üzerinde ilerlediği belirlenmiş. Ahiboz mevkiindeki şeylerden çıkış yapmış komutanım. Ya muhtemelen hala o bölgede olduğu düşünülüyor. Şu bölgenin haritasını da bir ekrana ver bakayım kızım. Emredersiniz. Hazır komutanım. Asubayım, Kaan ve Haydar Yüzbaşılar buraya gelsin hemen. Emredersiniz komutanım. Teğmen Çiğdem İlgen. Anlaşıldı. Komutanım Kopuzalbay, sizi Haydar Yüzbaşı Acil Hareket Merkezi'ne çağırıyormuş. Yörük, fırla baba. Bir iz mi buldular acaba? İnşallah komutanım, inşallah.
komutanım. Bu kadın Velid'in de bahsettiği Sara. Kadının izine ulaştık Ankara'da. Fotoğrafı telefonlarınıza gönderilecek. Bu kadınla Markus'a ulaşabiliriz. Kullandıkları araç en son Ankara-Konya karayolunda Ahiboz mevkiinde görülmüş. Emniyetteki sorgularda o bölgede eski kullanılmayan bir sanayiden bahsedilmiş. Hem saklanmak hem de böyle şeyleri planlamak için ideal bir yer gibi görünüyor. Net lokasyona henüz ulaşmış değiliz ama zaman kaybetmememiz lazım. Hemen çıkın. Emredersiniz komutanım. Bu dükkan. Aç şunu. Elektrik var demişti. Daha kötü. Markus buradan hiç hoşlanmayacak. Ama yer değiştirmemiz gerekirse başka çare yok. Üç köşesiz benle geliyorsun. Emredersiniz komutanım. İlyas 8 arkadan dolaşın. Çiğdem, Batur benle. Selçuk sen yerini bilirsin aslanım. Haydi. İlyas.
fazla vakit harcamayalım. Gidiyoruz. Asker, asker, asker! Ulan kahretsin, nereden çıktı bunlar? Ne yapacağız şimdi sana? Gülsüm, iyi misin? İyiyim komutanım. İyi. Buralar komutanım. Kuzey tarafında 6. sokaktayız. Kadını da gördüm. Yanında adamları da var. Kılıç. Herkes hızlı olsun, hadi. Hadi! Hadi, hadi, hadi! Bıçağından uzak, bıçak! Üçköy, bas çıkıyorum. Bas, bas! Emine, sus komutanım! Komutanım, dükkanın arka tarafında bir kadın kaçıyor. Sanırım Sara bu. Anlaşıldı Selçuk. Çiğdem, benim zihni koru. Emredersiniz komutanım. Batur, fırla. Batur, Sara'yı canlandırmamız lazım. Dikkatli ol. Anlaşıldı komutan. Çek.
İçeride ver. Üçkö. Arkanın güvenliğini alın. Emredersiniz komutanım. Çiğdem baba, sen benimle gel. Emredersiniz komutanım. Çekiş. Sarışın. Soldaki kapıya bak. Ne dersin? Çekil. Güvenliğini al. Hadi baba. Ne dersiniz komutanım? Dikkatli olun. Çiğdem baba dikkatli gir içeri. Ne dersiniz komutanım? Dur, dur, dur. Çık, çık dışarı. Çık, 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 çık. Komutanım ölmüş. Komutanım, burası temizse üçü de ölmüş. Anlaşıldı. Bozok baba ne yaptınız? Kızı kaçırdık Yörük. Kızı kaçırdık. Ne? Ha, Allah kahretsin! Ne bakıyorsun? Ben senin o tipsiz suratını görmek zorunda mıyım? Git o tarafa bak. Ya da benim sandalyemi çevir buraya. Senin o nursuz suratına bakmayayım. Gerçekten mükemmel bir sanatçıyım. Şu suratı böyle bir şaheseri çevirdim. Süperim ben ya. Hasbinallahü kerim. Yeri göğü yaradan Rabbim beni mi sınıyorsun? Nerelere düştüm ben Allah'ım ya? Sanattan, estetikten anlamıyorsun değil mi? Biraz görgünü artırayım diye düşündüm ama hiç boş çaba benimkisi. Ucuz kahramanlıklar sanki daha senlik gibi, ha? Sahi. Sen nasıl benim üzerime atladın öyle, ha? Aklım almıyor hala. Cüsseli, böyle güçlü, iri yarı biri de değilsin, ha? Neyine güvendin? Doğru ortam doğdu. Kahramanlık yapayım mı dedin? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Ama yaptığın çok saçma bir şeydi, kabul et. Cahillik insana böyle saçma bir cesaret veriyor işte. Ne cahilliği lan? Cahil babandır lavuk. Mehmetçiyim lan ben. Mehmetçiyim ben. Ben komutanımı kurtarmak için yaptım. Bugün olsa aynı şeyi yine yaparım. Sen ne konuşuyorsun? Senin gibi cahil, bilgisiz bir adam tabii anlamaz oğlum bunu. Senin gibi örümcek beyinli anlamaz oğlum bunu. Cesaret için güç kuvvet yetmez oğlum. Bilek lazım, yürek lazım. Tabii sende olmadığı için anlamazsın. Ah, ah şu çılgın Türk askeri. Bu aşırı özgüven. Bu epik hareketler. Çok saçma. Çok aptalca. Lan ağzını top senin. Sinirlenme asker, değmez. Biraz sonra göçüp gideceksin nasılsa bu dünyada. Dur sana bir... Nasıl deniyor? Siz ne diyorsunuz ona ya? Lan. Ha, kıyak yapayım. Seni öldürmeden önce komutanlarınla görüştüreyim. Hem onlarla son kez konuşup vedalaşırsın. Ha? Bak bu iyiliğimi unutma ama.
çok dramatik bir vedalaşma olacağına eminim. Öf, bayılıyorum böyle sahnelere. Sentimentallikten çok hoşlanıyorum. Harika. Şimdilik bir haber yok Sedat Baba. Komutan. Emniyet dediğiniz çevre yoluyla ilgili araştırmasını yoğunlaştırdı ama bir şey yok daha. Komutanım. Markus arıyor yine. Görüntülü. Ekrana ver kızı. Emredersiniz. Hazır komutanım. Komutanım. Doğan, oğlum iyi misin? Şimdilik iyi. Ama dediğim gibi, şimdilik. Hepinizi yine birlikte yakaladım. Zamanlamam mükemmel olmuş. Komutanım ben iyiyim, merak etmeyin. Aslanlar gibiyim evelallah komutanım. Öyle ufka yürekliyim ki albay. Gönlüm razı olmadı. Siz askerinizle son bir kez konuşun istedim. Bu finali ikiniz de hak ettiniz. Crescendo. Hadi ben aradan çekileyim de siz vedalaşın. Bana bak, sakın ona bir şey yapayım deme. Yoksa Tanrı şahidim olsun ki senin o kellini gövdenden kendi ellerimle koparırım. Duydun mu beni? Duydun mu beni Markus? La bla bla. Çok korktum albay. Hadi. Lan bana bak, sik maymunu. Benim komutanım bir şey dedi mi yapar ha. Senin o kellen gövden de fazla durmayacak, haberin olsun. Sabrımı zorlama. Doğan sakin. Sakin ol oğlum, sakin kal. Sakin. Emredersiniz komutanım. Komutanım size bir şey diyeyim mi? Bu iblis var ya, bana hiçbir şey yapamaz komutanım. Siz hiç merak etmeyin. Hem ölürsem de ölürüm komutanım. Biz şehit diye şeref bilmedik mi komutanım? Size tek bir şey söylüyorum komutanım. Sakın, sakın komutanım benim için kendinizi tehlikeye atmayın. Ben ölürsem ölürüm komutanım. Hiç önemli değil. Yeter ki Türk ordusu sağ olsun. Siz sağ olun komutanım. Tanrı Türk'e yar olsun. Türk'ün özü var olsun. Biz sizden böyle öğrenmedik mi komutanım? Biz sizden böyle öğrendik komutanım. Biz sizden böyle öğrendik. Komutanım. Hani? Bir gün kahvaltı hazırlamıştınız ya bana, yumurta pişirmiştiniz. Hatırladınız mı komutanım, yumurta pişirmiştiniz bana? Ya hayatımın en güzel kahvaltısı dedim be komutanım. Allah biliyor ya. Bana o zamana kadar kimse yumurta pişirmedi komutanım. Ya ben bu ocağa girdiğimde bir ailem oldu be komutanım. Dedim ki al işte dedim, seni düşünüyorlar dedim. Ulan Doğan dedim, ne kadar şanslısın dedim. Allah'ın sevilen kulusun dedim. Senin dedim sırtın yere gelmez artık dedim. Sayenizde komutanım. Sizin sayenizde. Ağlama kurban olayım, ağlama. Üzme kendini komutanım. Benim yerimde siz de olsanız aynı şeyi yapardınız. Türk ordusunda hangi asker olsa aynı şeyi yapardı komutanım. Yapmaz mıydı? Yapardı. Senin Allah'ına kurban be. Aslanım seni oradan alacağız. Karagöz seni oradan çıkaracağız oğlum. Sizin canınız sağ olsun be komutanım. Sizin canınız sağ olsun. Kaan komutanım. Kılıç değil mi? Ben sizler gibi şerefli askerleri tanıdım ya. Sizin gibi onurlu haysiyetli insanları tanıdım ya. Ben ölsem de gam yemem komutan. Gözüm arkada gitmez, merak etmeyin. Doğan, oğlum.
Keşke. Keşkesi yok komutanım. Keşkesi yok, kusura bakmayın. Keşkesi yok komutanım. Şerefsizin teki benim komutanımın canına kastedecek. Ben de duracağım, öyle mi komutanım? Allah aşkına komutanım, bu bana yakışır mıydı komutanım? Yakışmazdı. Bu bana yakışmazdı komutanım. Ne adammıştık ama. Gözlerim yaşardı. Tahmin ettiğimden daha dramatik oldu bu ya. Evlat, seni oradan kurtaracağız. Hiç merak etme sen. Ne zaman kurtaracaksın albay? Oradan buraya ışınlanarak mı? Sakın yapma öyle bir şey. Markus, çek o silahı. Sakın! Çekmezsem ne olur? Senin canına okurum Markus. Senin kelleni Doğan'ın ayaklarının dibine sererim. Anlıyor musun beni? Evet asker. Komutanlarının önünde ölecek, aman. Şehit olacaksın, öyle diyordunuz değil mi siz? Ve onlar hiçbir şey yapamayacak. Hazır mısın? Komutanım. Hakkınızı helal edin komutanım. Benim zehre hakkım varsa helal olsun. Helal olsun. Öldüreceğim. Sen bu...
Sunturum çay getirdim. Yok aslanım, ben içmeyeceğim, sağ ol. Sizin komutanım? Yok sağ ol, ben de istemiyorum. Sizin komutanım? Sağ ol aslanım, sağ ol. Bir an ben... Yani çayları Doğan getirdi gibi geldi de bana. O yüzden... Yapma komutanım ya. Öyle deme şimdi. Bu çocuk Kürşat şehit olduğunu benim yanımdan hiç ayrılmadı. Benimle ne ağladı. Benim çevremde dolandı benim için bir şeyler yapabilmek için. Gözümün içine baktı. Çırpındı durdu. Ve o bana kardeş oldu. Şimdi bu karar geldi olsun. Yapmayın komutanım. O Sara denen kadını yakalasaydık... ...şimdi Doğan için bir şansımız olacaktı. Ve ben onu daha önce fark edebilirdim. Ya şimdi ona bir şey olursa... Yani ya da ona bir şey olursa... Selçuk... Sabredeceğiz aslanım. Sabredeceğiz. Allah büyük. Yapacağız elbet bir şey. He? Konuşmamız lazım. Lan sağır oldum ya. Kulağım duymuyor lan. Kulağımın dibinden patlattı, sağır oldum vallahi bile duymuyorum. Lan o neydi be? Allah be. Yaşıyor. Yaşıyorum lan. Yaşıyorum oğlum. Allah'ıma işte ben yaşıyorum. Kulak duymuyor ama yaşıyorum lan. Doğan ses. Ses bükü. Alo. Hey. Duymaya da başladım. Yaşıyorum lan. Yaşıyorum. Allah. Da başını duman almış. Gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 sesimizi. Yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Yaşıyorum oğlum. Sesimizi yer göksü dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Ne yapıyor bu? Ne oldu Sara? Neyin var? Bir aksilik mi çıktı? Evet. Az kalsın asker yakalıyordu beni. İzimi kaybettirdim ama bu hiç kolay olmadı. Ne yapacağız peki? Bu adam elimizde olduğu sürece asker peşimizi bırakmaz. Bizim bir an önce Ankara'dan çıkmamız lazım. Tamam. Öldürüp gidelim. Sen niye durdurdun ki beni? Ben sıkacaktım kafasına işte. Stratejik düşünmeliyiz. Aşağıdaki adam işimize yarayabilir. Ona karşılık Velid'i alabiliriz. Velid mi? Bana ne Velid'den? Çürüsün hapiste. Bu ispiyoncuyla işim olmaz benim. Eğer gerekirse olur Markus. Eğer gerekirse bizim herkesle işimiz olur. Çünkü biz buyuz. Bak, Velid sahada çok işimize yarıyor. Hem bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Hem Velid'i alırız, hem de askerden kurtuluruz. Askerden kaçmayı başardın ha. Onları nasıl atlattığını tahmin edebiliyorum. Tazı gibi koşmuşsundur. Adrenalin müthiş bir şey değil mi? Askerden kaçarken
Ne hissettin? Beni düşündün mü mesela? Bunlara vaktimiz yok Markus. Acele etmeliyiz. İşte şimdi acele etmemiz gerekirken yakalanmaktan korktuğumuz, aradığımız heyecan. Şu sivri topuklu ayakkabılarını giysen. Emin misin? Sonra çok üzülüyorsun, Markus. Ne istiyorsun lan? Sizi daha önce arayacaktım ama bazı özel işlerim vardı. Neyse. Bakın size kimi göstereceğim. Komutanım. Beni merak etmeyin, ben çok iyiyim komutanım. Al. Bozok baba, doğru mu görüyorum? Aynen doğru görüyorsun Yörük. Doğru görüyorsun. Doğan yaşıyor babalar. Çok şükür. Çok şükür ya. İtiraf edin, bunu beklemiyordunuz. Sizi yine şaşırttım. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi suratlarınızın halini görmeliydiniz. Kahretsin. Kendimle yine çok gurur duydum. Askerimi hemen serbest bırakıyorsun. Aa, Kopuz çok acelecisin. Hem askerini öldürmemiş olmam onu öldürmeyeceğim anlamına gelmiyor ki. Bu yüzden benimle daha dikkatli konuşman askerinin hayatta kalması için çok önemli. Askerinize ne kadar değer verdiğinizi biliyorum. Biraz düşündüm de belki ortak bir noktada buluşabiliriz. Ne söylemeye çalışıyorsun? Açık konuş. Askerine karşı veledi istiyorum albay. Takas istediğim yerde ve istediğim saatte gerçekleşecek. Sabaha kadar vaktiniz var. Düşünün, taşının. Au revoir. Albay. Hala ses yok. Çıldıracağım. Emniyetten de bir haber çıkmadı demek ki. Ne yapsak komutanım peki? Acaba gidip harekat merkezinin önünde falan mı beklesek? Bir şey fark etmez İlyas. Her şekilde bekleyeceğiz gözüm. Allah vere ki hayırlı bir haber gelse. Dikkat! Rahat arkadaşlar, rahat. Markus, Doğan'ın karşılığında velidi istedi. Peki, ne karar verildi komutanım? Komutanım, bence hemen verelim gitsin. Bunda düşünecek bir şey yok. Komutanım, biz o şerefsizi yine yakalarız. Ama Doğan... Merak etme teminim. Karagöz'ü o şerefsizin eline bırakamayız. Ancak son karar Kutalmış Paşa'nın. Haklısınız komutanım. Doğan'ı kurtarıp Markus'tan o şerefsizin canını alalım komutanım. Bu adam çok olmaya başladı artık. Biz bunu yaparız komutanım.
O herife bu dünyayı dar ederiz komutanım. Oğlum sakin ol ya. Sen ne yapıyorsun? Sakin ol ya. Komutanım kusura bakmayın. Ben de. Lan bunu ceza verecek bize. Yürü, yürü, yürü. Gaza geldim. Sakin. Komutanım peki Kopuz Albay'la Kutalmış Paşa ne düşünüyor? Velid'i vermek gerçekten zor bir karar Selçuk. Zor karar. Gel benimle. Komutanım. Sonra Sedat, sonra oğlum. Komutanım. Ne yapacağız? Velid Kırmızı Bülten'le aranan bir terörist ama bir yandan da Doğan'ın hayatı söz konusu. Yani biliyorum bu mümkün değil ama Doğan'ı feda edemeyiz. Ben bu yükü kaldıramam komutanım. Bütün sorumluluk bana ait Kopuz. Bu takas gerçekleşecek. Ben Mehmetçiğime değil bir tane velide, bin tane velide değişmem. Ben gerekli görüşmeleri yapacağım. Sen de hazırlıklara başla hemen. Emredersiniz komutanım. Toparlanın, Doğan'ı alıyoruz. Emredersiniz komutanım, Doğan'ı alacağız. Yuh yuh, ne yapıyorsun oğlum? Sakin olsana ya. Of, içim geçmiş ya. Neden uyudum ki ben abi? Ya uyan artık. Aynen babalar. Karagöz'ü alacağız. Emredersiniz komutanım. Askeri takas için hazırlayın. Kabul ettiler demek. Benim için yapıyorlar lan. Benim için Velid'i veriyorlar lan. Oğlum Doğan, seviyorlar lan seni. Hakikaten seviyorlar. Biliyordum zaten. Ben biliyordum zaten de işte. Ulan işte benim ailem be. İşte benim ailem. Seviyorlar oğlum seni. Ey yumurtaya can veren Rabbim, sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Doğrusunu istersen çok şaşırdım. Bu kadar çabuk ikna olmalarını hiç beklemiyordum. Bir asker yüzünden Türk özel kuvvetleri resmen ayağa kalktı. Ben bunu bekliyordum. Sana da bu yüzden ısrar ettim zaten. Bak Markus, Türkleri başkalarıyla karıştırma. Mehmetçik kavramı onlar için bambaşka bir şey. Bunun için de onları karşımıza aldığımızda işimiz hep zor olmuştur. Farkında mısın? Sen de bunu kaç defa yaşadın? Kalk
yataktan kalk! Senin gözlerin oymak var ama olmuyor işte! Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Ya konuşma lan, sus! Lan. Sus lan! Bana. Bırak beni! Beni neye getiriyorsunuz? Bırakın beni! Bana. Ya kanatlarım var lan! Gitmeyin! Ne yapacaksın? Ya. Götürüyorsunuz. Beni resmi olarak tutukladınız. Bana bir şey yapamazsınız ha. Lan bir sus, bir sus köpek. Neyi alıştınız fır fır fır? Elinize sağlık komutanım. Giderek hak etmişti yine zaten. Batur, hepiniz yerinizi aldınız. Yerimizi aldık komutanım. Anlaşıldı, gözünüz dört olsun. Markus denen şerefsiz kesin bir önlem almıştır. Etrafta sniper olduğuna eminim. Dikkatli olun. Yok komutanım. Şimdilik bir hareket yok. Bende de yok komutanım. Yok komutanım. Bende de yok komutanım. Hayır yok komutanım. Hadi bakalım. Maskeler. Markus. Lan Markus mu? Nereye kaldı? Fırınız dışa solayın ya. Kes lan sesini. Babalar bu megaloman şerefsizi ortadan kaldırmak boynumuzun borcu oldu. Yakındır Yörük, yakındır. Yakındır. Geldiler komutanım. Anlaşıldı. Gel, aşağı. Komutanım, Doğan'ı gördüm. İyi görünüyor.
Ulan kaç yaşında adamlarsınız, çocuk gibi maske takmışsınız lan. Konuşma. Azıcık kendiniz olun, kendiniz olun. Komutanım, adamların hepsinde Markus maskesi var. Anlaşıldı Selçuk. Bu nasıl megaloman bir manyaklıktır ya. Adam resmen inceleme konusu ha. Adam tam bir ruh hastası komutanım. Eminim her gece aynanın karşısına geçip kendini izliyordur bu şerefsiz. Birazdan karşınıza çıkacaklar komutanım. Gözünüz dört açın. Hepsi sinirden kuduruyordur şimdi eminim. Hele şu dev yüzbaşı. Neydi adı? Haydar. Haydar yüzbaşı. İyi misin aslanım? Mermi gibiyim evvel Allah komutanım. Senin Allah'ını kurban. Kafasındaki çuvalı çıkarsınlar. Anlaşıldı. Başındaki çuvalı çıkartın. Ne diyeyim, büyük adamsın Markus. Esselam, eyvah. Değişime kadar çeneni kapat, vallahi kararım bak çeneni. Yerimi aldım Markus, hazırım. Ben de hazırım. Tamam, benden haber bekleyin. Anlaşıldı, tamam. Tek yanlışınızla anlaşma bozulur. Aynı anda bırakacağız. Tamam. Muhteşem bir gösteriye daha imza attık sana. Harika. Şunun bir şey var mı? Yok yok komutanım, temizim. Dur aslanım, dur. Kılıç, gidiyoruz. Neyse değil mi? İyi. Thank you.
Biz çıktık oğlum, hadi başlayın. Emredersiniz komutan. Komutanım, sniper Saatçik yanında. Selçuk, o sende koşum hadi. Emredersin. Saat 2 yönündeki tamam komutanım. Yaşa lan Selçuk. Yeri nerede? Komutanım. Veli Dimbindi araç elimizden kurtuldu. Tahmin ettiğimiz gibi bu şerefsiz Markus her yere sniper yerleştirmiş. Batur, siz adamları etkisiz hale getirin. Velit bende. Emredersiniz komutanım. Hadi beyler. Emredersiniz. Komutanım, ikincisi de tamamdır. İndirdim onu. Aferin lan. Hadi beyler. Buradaki işimiz bitti. Toparlanıyoruz. Parçası. Şükür kavuşturana be. Çok şükür vallahi komutanım. Koçum be, koçum. Aslanım benim. Dünya gözüyle sizi bir daha gördüm ya komutanım. Yani hepinizi komutanım. Ya beni kurtarmak için onca şey yaptınız komutanım. Allah sizden bin kere razı olsun. Allah esas senden razı olsun babalar. Hani sana bir şey olsaydı. Çok merak ettik Doğan seni, çok merak ettik. Sağ olun komutanım. Allah razı olsun. Yüzbaşım, etraflarını sardık. Buradan çıkamazlar. Anlaşıldı yüzbaşım. Sen sonucu haber et bana. Anlaşıldı yüzbaşım. Almışlar mı komutanım? Henüz değil kardeşim ama alacaklar inşallah. Ölü ya da diri alacaklar. Sırada Markus var komutanım. Onu da aldık mı tamamdır. Aynen. O da olacak. O da olacak biraz. Şimdi onlar askerlerini sağ salim aldıklarını düşünüyorlardır, öyle değil mi? Yazık. Çok yazık. Thank you.
Evlat ne yaptınız? Komutanım Doğan'ı getiriyoruz. Markus'un yerleştirmiş olduğu iki sniper'ı da etkisiz hale getirdik komutanım. Turan Tim'i de belli. Doğan? Doğan! 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 Doğan iyi misin? Doğan kendine gel, ne olursun. Babalar ne oluyor ya? Doğan! Doğan ne oluyor aslanım? Bayındır iyi misin? Başçavuşum ne oluyor? Aç gözlerini, aç. Komutanım, ona bir şey vermiş olabilirler mi? Nabız alamıyorum komutanım. Ne demek nabız alamıyorum ya? Doğan! Başçavuşum ne demek nabız yok? Ne oluyor? Doğan iyi misin? Ay yalvarırım, aç gözlerini Doğan. Doğan! Doğan ölüyor komutanım. Ben? Doğan! Komutanım bir şeyler yapmamız lazım komutanım. Kaybediyoruz.